Hep beraber inceleyelim 5 Ağustos güncelleme ayrıntılarını. Yama boyutumuz 831,22 MB. Bu Termiyan sahilinin eklenmesinden dolayı biraz fazla boyut. Normalde 300-400, bazen 500 MB daha üstünü görmüyoruz. Yeni içerikler eklendikçe böyle yama boyutu artıyor. Evet. Etkinliklerimiz Termiyan Su Parkı ve günlük giriş ödüllerinin değişikliklerini incelemiştik. Başlıca güncellemelerimizle hemen başlayalım. Şöyle mikrofonumu biraz çevireyim. Monitörümü karşıma alayım ve azıcık daha yaklaşalım abi. Çünkü ben 8 derece miyop bir insanım. Sezon sunucusunda erken mezuniyet başladı ve sezon sunucusundaki macera ve gelişimini tamamlayıp normal karaktere bir saniye niye aşağıya kadar indik? Hayır, niye bu kadar indik ki? Bir saniye. Sezon sunucusundaki macera ve gelişimini tamamlayıp normal karaktere dönüşmek isteyen maceracılar Leyla'dan Leyla güzelmiş. Sezon sunucusu mezuniyeti seçimin dönüm noktası görevini alabilirler. Normal karaktere dönüşmek için hazırlığını tamamlayan maceracılar Ugar ile etkileşime geçerek Leyla'nın konumu hakkında bilgi alabilirler. Sezon sunucusu mezuniyeti seçimin dönüm noktası görevini tamamladığınızda ödül olarak onurlu maceracı sertifikasını elde edebilirsiniz. Onurlu maceracı sertifikasını görüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıntıları üstünde yazıyor zaten. Tuvala ekipmanlarını dönüştürmek için kullanıyorsunuz. Onurlu maceracı sertifikasını kullandıktan sonra Fugari ile etkileşime geçerek sezon sunucusu mezuniyeti daha geniş ve çetin dünyaya doğru görevini tamamlayabilirsiniz. Onurlu maceracı sertifikasını yalnızca sezon karakterleri ile normal sunucuda kullanabilirsiniz. Bakın burada yazıyor. Bu sertifikayı yalnızca sezon karakteri normal bir sunucuda kullanabiliyor. Sezon sunucusunda kullanamıyorsunuz. Onurlu maceracı sertifikasını kullandığınızda sezon karakteriniz normal karaktere dönüşür ve sezon sunucusu avantajlarından daha fazla yararlanamaz. Bu bir daha sezon sunucusuna giremeyeceğiniz anlamına geliyor. Sezon karakterinizi normal karaktere dönüştürdüğünüzde anılarla dolu hediye kutusu ödülünü elde edebilirsiniz. Anılarla dolu hediye kutusunun içeriğinde görüyorsunuz. Boss ekipmanı takas kuponu 1 adet alıyorsunuz. 1 adet Fugar'ın destek mektubu, 1 adet mezuniyet kepi, %20 indirim kuponu, 60 Volks, altın mezuniyet kepi, eski ay gizli kitabı, 10 adet Elyon, kusanmış elçi parşömeni 5 adet, 5 adet eşya düşürme artış parşömeni, Giovanni Grolin destek sertifikası 5 tane, Tahros ruh taşı 1 tane, 3 adet birinci sınıf iksir kutusu ve Finto'nun meyve sularından 3 tür 10'ar adet elde edebileceksiniz. Sezon sunucusu mezuniyeti daha geniş ve çetin bir dünyaya doğru görevini tamamlayarak sezonu tamamlama hediyesi, anılarla dolu hediye kutusu ve tuvala dönüştürme taşı kutusu elde edeceksiniz. Anılarla dolu hediye kutusundan elde edebileceğiniz %20 indirim kuponunun geçerlik süresi 3 gündür. Tuvala ekipmanlarını normal ekipmana dönüştürmek için tuvala dönüştürme taşı kutusundan elde edilebilen tuvala taşına sahip olmanız gerekiyor ve her parça için sadece bir tuvala dönüştürme taşı kullanıyorsunuz. Bu yüzden en yüksek derecedeki ekipmanınıza kullanmanız gerekmektedir. Yanlışlıkla sezon bitene kadar farklı bir ekipmanda kullandıysanız ticket atarak düzeltilmesini isteyebilirsiniz arkadaşlar. Tuvala ekipmanlarının boss ekipmanına dönüştürmeye
Tuvala dönüştürme taşı kullanarak ekipmanınızı normal ekipmana dönüştürmeniz gerekmektedir. Ekipmanınızı normal ekipmana dönüştürdükten sonra fugardan istediğiniz ekipmana göre sezon daha keskin silah veya sezon daha sağlam savunma teçhizatı görevlilerinden birini kabul edebilirsiniz. Ancak priden pen seviyesine kadar tuvala ekipmanlar dışında yükseltme derecesinde boss ekipmanı elde edemezsiniz. Normal ekipmana dönüşen tuvala ekipmanı, boss ekipmanına dönüşen tuvala ekipmanı ve boss ekipmanlarına set etkisi uygulanır. Yani normal ekipmana dönüştükten sonra sezon dışında kullanılabilecek tuvalalar olduktan sonra ve o ekipmanlardan bir tanesini boss ekipmanına dönüştürüyorsunuz ve ailenize bağlanıyor. Bunların tamamı boss ekipmanlarındaki set etkisinin içerisinde yer alacak. Bunu söylüyor. Karga Tüccarlar Birliği Vekili Fugar ile 40 günlük yolculuğunu tamamlayan maceracılar için Fugar'ın hazırladığı özel hediyeler, Volks'un tavsiyesi 100 ve sezon özel hediye takas kuponu elde edebileceğiniz sezon Fugar'ın hediyesi görevi eklendi ve Fugar'dan sezon özel hediyesi işlevi aracılığıyla hediye takas kuponu ile pen derecesinde kapotya, yüzük veya küpe ile takas edebileceksiniz. Sezon sunucusunda maceranın tadını çıkararak karakterini geliştirmeye devam eden maceracılara 5 Ağustos Çarşamba bakımından sonra 26 Ağustos bakımına kadar mezun olmaları için süre uygulanır. Sezon sunucusu mezuniyeti görevini alana kadar olan sürede sezon sunucusunda maceranın tadına varmaya devam edebilirsiniz. 26 Ağustos Çarşamba bakımı ile sezon sunucusu sona erdikten sonra da belirli bir süre boyunca fugar görevlerini yapabileceksiniz. Yani belirli bir süre boyunca dediği arkadaşlar bir hafta ya da 10 gün gibi bir süre, yani daha fazla değil. Çünkü 3 Eylül'de artık bir sonraki sezon başlayacak. Bunu biliyoruz. Başlıca güncellemeler ve ebedi çukura hemen giriş. İlk karganın hazırladığı en büyük onura sahip olmak için onun yetiştirdiği karga savaşçıları ile bitmek tükenmek bilmeyen bir yarışın sürdüğü arena ebedi çukura hızlı giriş özelliği eklendi. Karga yuvası karga paralı askeri görevini tamamlayan maceracılar Velya veya karga yuvasında ESC menüsü üzerinden ebedi çukura anında giriş yapabilirler. Ancak hedef görevi tamamladıktan sonra yalnızca hemen giriş aracılığıyla ebedi çukura giriş yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde ESC menüsü üzerinden ebedi çukurdan çıkış yapabileceksiniz. Yani artık geçmişte olduğu gibi adaya kadar gidip oradaki NPC'lerle diyaloglara falan girmenize gerek kalmadı. Güzel. Ebedi çukurda parti oluşturamaz veya ayrılamazsınız. Hemen giriş işlevini kullanmadan ebedi çukura giriş yaptığınızda çıkış yaparken karga yuvasına yönlendirilirsiniz. Yalnızca karga yuvası ana görevini yaptığınızda NPC ile etkileşime geçerek ebedi çukura giriş yapabileceksiniz. Ancak ebedi simgelerin Patricio aracılığıyla takas edebilmek için karga yuvasına doğrudan hareket etmelisiniz. Yani kuzu kuzu gideceksiniz. Simgeleri takaslamak isterseniz. Ebedi çukura hemen giriş işleminin eklenmesiyle günlük ebedi çukura görevinin kabul etme ve tamamlanma NPC'si karga yuvasındaki lavala yerine ebedi çukurun içerisindeki randiyo olarak değiştirilmiş arkadaşlar. Akılcılığı olanı da bu şekilde. Bir saniye şu sesimi bir ayarlayayım. Boğazım patlayacak yoksa. Ya öyle bir kısmış ki sesimi. Niye kısıyorsun abi? Bırak patlıyorsa patlasın, sana ne ya? Vallahi billahi ya. Boğazım patlıyor burada kendi sesimi duyacağım diye. Karışma abi mikrofonumun ayarına. Vallahi ya. Bir saniye arkadaşlar.
Tamam. Devam edebiliriz. Ebedi Çukur ilk stratejik PvE içeriği olarak Black Desert'ta güncellendiğinde çeşitli savaş yöntemlerine sahip birçok maceracı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak arenanın sahibinin kasvetli karakterinin yanı sıra ıssız bir noktada konumlandırılmış olması ne kadar eğlenceli olsa da ulaşımın zor olduğu yönünde çok fazla görüş aldığımız için Ebedi Çukur'a kolay giriş yapabilmenizi sağlayacak bir yöntem ekledik. Artık daha fazla sayıda maceracı yük hissetmeden günde bir kere çeşitli canavarlara karşı meydan okuyarak eğlenebilmelerini diliyoruz. Eklemeler ve düzenlemeler. Sezon sunucusuyla alakalı çok güzel bir ekleme var. Artık sezon sunucularındaki sunucu bekleme süresiyle değişiklikten sonra normal sunuculardaki sunucu bekleme süreleri birbirinden ayrıldı. Gördüğünüz üzere sunucu seçim ekranı sağ üst köşesinde iki farklı bekleme süresi olarak ifade ediliyor. Ve yükseltmeye daha hassaslaşan Tuvala Ninja Yıldızı 1 ve 2 görevleri yapılırken pendereci Tuvala Ninja Yıldızına sahip olunduğunda veya kullanıldığında fukarda görev tamamlama butonunun görünmemesi sorunu düzeltilmiş. Bazı sınıflarla alakalı böyle geçtiğimiz haftalarda farklı ekipman seviyelerinde de benzer durumlar, düzeltmeler vardı. Bunları yaşayan arkadaşlarım hızlı bir şekilde destek ekibine bildirirlerse olabildiğince kısa zamanda gerekli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Ve karakter güncellemeleri, yıldırım zinciri becerisinin açıklamasında elektrik etkisiyle ilgili içeriğin eksik olması sorunu düzeltilmiş. Cadı ve büyücü de Maeva sınıfında ana silah becerisi sergilenirken görüntülenen efektin görünümü düzeltilmiş ve Ninja'da uyanış moduna geçişte sis perdesi 1-5 becerilerinin combo olarak kullanılırken çıkan hareket doğallaştırılmış. Eşya güncellemelerinde Baha Kron yemeklerini açıklamalarında elde etme yöntemleri kaldırılmış. Evet, çünkü Baha'dan alınıyor. Büyük tüccarın yüzük parçası ve eski ay ticaret imtiyaz kuponu eşyalarının açıklamalarına ince eşyaları için merkez pazar gelir artış etkisi uygulanmadığını belirten bir içerik metni eklenmiş ve canavarlarla alakalı düzenlemeler, Kürzut etkinliği, maskenin ardındaki gerçek görevinde pusuda yakalanan Kızıl Paladinlerin kaybolma hareketleri doğallaştırılmış ve Kraduga Kadim Harabeleri uyarı sistemi sonlandıktan sonra görünmeyen bir canavarın adının minimap'te görüntülenme sorunu düzeltilmiş, fark eden arkadaşa helal olsun ya. Kratuga Kadim Harabeleri uyarı sistemini etkinleştiren maceracının bu bölgeden ayrılması durumunda uyarı sisteminin anormal bir şekilde sonlanma sorunu düzeltilmiş. Ve gelelim binek ile alakalı güncellememize. Karması ekside olan maceracının gemisinin kırmızı ışık efektiyle vurgulanma özelliği eklenmiş. Artık negatif karmadaki bir oyuncuyu böyle kırmızı bir gemi simgesi halinde göreceğiz ve bileceğiz ki o adam negatif karma. Gömün, dağılın. Eper yakarak da hareket ederken kamerayı açıp kapatabilmek için bir işlev eklendi. Ya gidip gelirken kamerayı açıp ne yapacaksın yani hareket halinde? Ancak bu işlev geminin dayanıklılığının %50'nin altındayken otomatik yönlendirme yapılırken ya da seyir becerisi kullanılırken kullanılamaz. Tamam. Ve görev bilgi güncellemeleri. Arkadaşlar bu noktaya dikkat edin. Altını çizerek bir kez söyleyeceğim. Şüpheli kargo gemilerinden elde edilebilen gizemli resim ile başlayabileceğiniz yeni bir görev eklendi. Altını çizerek hangi resim olduğunu belirtiyoruz. Artık kimliği tanımlanabilen gizemli resim bir meşale tarafından yanan bir bayrağın tasvir edildiği bir resimdir ve bu eşyaya sahip olduğunuzda ilgili görevleri alabilirsiniz. Eşyaya sağ tıklıyorsunuz ve sizi Korsan Adası'nın iskele sorumlusu arkadaşa yönlendiriyor. Oradan yaklaşık 7-8 görevlik bir görev zinciri var. Görev zincirini tamamladığınızda birkaç ufak tefek ödül alacaksınız. Ve aşağıda Valencia bölgesi av sahası olarak
Görev ödüllerine Yona'nın parçaları eklenmiş. Bu görevler her karakterde yalnızca bir kez yapılabilir. Akman'da gördüğünüz görevler, Minet, Waltz, Serenat ve Bolero'nun gizli misyonları, Ross Sülfür Madeni'ndeki 4 görev, Hysteria'da ve Plako Hapishanesi'ndeki 4'er görev artık Yona'nın parçası verecek ve aşağıdaki görevlerin canavar avlama hedef miktarları değiştirildi. Plako Hapishanesi'ndeki 100 kara gözlü bekçi ve 100 demir yumruk bekçisi öldür görevleri 70'er olarak değiştirilmiş. Jensen hakkında bilgi elde edilemediğinde sohbet aracılığıyla bilgi elde edilebilecek şekilde geliştirilmiş ve Kürz etkinliği Nime kendi dünyasına geri dönerken Kutsal Yor haritasının yanında taşımama sorunu düzeltildi. Allah Allah. Enteresan. Ve aşağıdaki arayüzler geliştirildi. En sevdiğimiz kısım arkadaşlar, ayarlar penceresi artık değişti. Beraberinde sosyal hareket, emoji, strateji sıralaması, cehennem geçidi durumu, sohbet filtreleri, kişisel savaş, çeviri bildirme ve binek bilgisi pencerelerinin arayüzleri modern arayüz görünümüyle değiştirildi. Ayarlar, arayüz ayarları hareket tuşu menüsünden kısa yol ayarları menüsünün üst köşesindeki klavye ayarları ve gamepad ayarlarının sırasıyla klavye kısa yol ayarları ve gamepad tuş ayarları olarak değiştirilmiş. Ted ve pen derecesinde ekipman yükseltme başarılı olduğunda yükseltme penceresinde artık özel bir efekt görüntülenecek. Beceri penceresinde arama işlevinin konumu üste taşınmış ve beceri tanıtım işlevinin buton tasarımı değiştirilmiş. En güzeli beceri puanlarının rengi sarı olarak değiştirilmiş çünkü göremiyorduk kaç becerimiz olduğunu. Oyundan çık penceresi ve çıkış onayı pencerelerine arka plan görseli eklendi. Artık ESC'ye basıp karakter değiştirirken ya da oyundan çıkmak için tıklarken mevcut oyun ekranınız biraz daha flu, karanlık bir hal alıyor. Oyundan çık penceresi, çıkış onayı pencereleri açıkken arka plan görselindeki arayüz seçilmeyecek şekilde düzeltildi ve kıyafet çantası arayüzün alt kısmındaki kontrol rehberine bir arka plan görseli eklenmiş. Dünya bossu Ofin çıkışını bildiren metin değiştirilmiş ve oyun ayarlarında en yüksek kalite yenilenme modu veya ultra mod ayarları yapılırken anti-aliasing TAA seçeneğinin seçilememesi sorunu düzeltildi. Sadece o otomatik seçiliyordu çünkü. Oyun ayarlarında performans optimizasyon ayarlarının uygulanmamış gibi görüntülenme sorunu düzeltildi. Ve arkadaş listesi kullanıcı arayüzü sürüklenirken arayüzün hareket etmeme sorunu düzeltilmiş. İnci dükkanında fiyatı gösteren metin çakışmayacak şekilde düzeltmişler. Pet'in sahip olduğu özellik açıklamasında otomatik balık avlama süresinde azalma, çöl hastalığı direnci, toplama miktarı artış etkilerinin üstüne bunların steklenmediği, üst üste eklenmediği. 1000 defa söyledik ya, illa yazdıracaksınız üstümüze. Arkadaşlar, petlerin üzerindeki özel beceriler üst üste steklenmez. Yani aynı anda birden fazla otomatik balık avlama süresinde azalma özelliği veren petleri çıkarmanızın ya da çöl hastalığı direnci veren petleri birden fazla çıkarmanızın ya da 5 tane kirbi çıkarmanızın hiçbir faydası yok. Bunu adam buraya yazmış, yama notlarında açıklıyor. Oyun içerisinde petin üstüne yazmış. Hala artış olduğunu iddia eden vatandaşlar var. Yok abi. Üst üste eklenmiyor. Sadece bir tanesininki çalışıyor. Aşağıdaki petlerin eşya açıklamalarına biraz daha uzaktaki eşyaları toplayabileceklerini belirten bir metin eklendi. Özel 2 adet pettir. Uzun kuyruklu İspinoz ve Kaşin Malomels. Bu petler daha uzaktaki eşyaları karakterinizin konumuna biraz daha mesafe olarak uzaktaki eşyaları toplama becerisine sahipler. Hızlılar çünkü. Ve fonksiyonel kostüm kutusunun eşya açıklamasına fonksiyonel kostüm kullanılırken genel kostüm etkisiyle kullanılamayacağını belirten bir metin eklenmiş. Peki, düzeltmeler ve değişiklikler kısmını
Her hafta olduğu gibi okumuyorum arkadaşlar. Oyunla alakalı ufak tefek bug'lar, işte küçük, çoğu kişiyi pek rahatsız etmeyen ama düzeltilmesinde fayda olan bazı ufak tefek hataların düzeltilmesi. Bu haftalık Yama Notları yayınımız buraya kadar arkadaşlar. Tahmin ettiğimden çok 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 uzun sürdü. Eşlik eden arkadaşlarıma teşekkür ederim.